Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türk Yılmaz şu anda telefonda. Sayın Türk Yılmaz, programa hoş geldiniz. Merhaba Mustafa Bey, teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Umarız yayın hayırlı olur. Yüreğimiz yanıyor, ciğerimiz yanıyor. Ülkemizdeki orman yangınları bir hayli gündemin üst sıralarına tırmandı. En önemli başlığı haline geldi. 20 civarında ilde yangın çıkmıştı. Antalya'da başlayan bu yangınlarda hakikaten tabiri caizse ülkemizin akciğerleri telef oluyor. Bazıları kontrol altına alınabildi ama bazıları hala devam ediyor. Son durum nedir? Bir durum değerlendirmesiyle konuyu konuşmaya başlayalım. Eyvallah. Tabii öncelikle tüm ülkemize ve insanımıza geçmiş olsun diyorum. Bir an önce de orman yangınlarımızın kontrol altına alınarak söndürülmesi ve soğutulmasını temenni ediyorum. İfade ettiğiniz gibi birçok ilde yangınla karşı karşıya devletimiz ve orman teşkilatımız ciddi bir mücadele veriliyor ve ciddi de bir sıkıntı var. Ben bizzat dün Antalya, Manavgat ve Akseki yangınlarında sahada çalışan arkadaşlarımızı, işçimiz, memur mühendisimizi ziyaret ettim. Bizzat yangını yerinde gördüm. Sonra koordinasyon merkezlerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin 3 tane bakanı, Dışişleri Bakanı, Çevre Şehircilik Bakanı, Tarım ve Orman Bakanımız birlikte bulundular. Onları ziyaret ettim. Orman Genel Müdürümüzü ve ekibi ziyaret ettim. Gördüğüm manzara sahayı ve tüm Türkiye'den aldığımız verilerin neticesinde bu yangınların öyle iklim değişikliği, kuraklık ve benzeri gibi sebepler mutlaka etkindir ama ana sebebinin sabotaj ihtimali olduğu noktasında bir kanaatimiz oluştu. Daha önce Hatay'da ve İzmir'de PKK terör örgütünün Türkiye'ye karşı provokatif yangınlar çıkarttığını biliyoruz. Bu aynı anda yangını değişik yerlerde çıkartılmış olması bu ihtimali güçlendiriyor. Son kararı tabii devletin ilgili kurumları yapacaktır ama bir meslek örgütü genel başkanı olarak bendeki kanaat bunun da bir terör eylemi, sabotaj nitelikli yangınlar olduğu kanaati oluşturuyor. Şimdi Sayın Türk Yılmaz, oraya geleceğiz fakat oraya gelmeden önce mevcut durumla ilgili bir bilgi alalım sizden. Sözü size bırakmadan da Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Kendisine minnettarız Şahin Akdemir, Marmaris'teki ekiplere, orman yangınıyla mücadele eden ekiplere su taşırken hayatını kaybettiğine dair bilgiler şu anda haber bültenlerinde. 3 tane vatandaşımız yangın mahallinde, sadece biz değil Manavgat ve Akseki'de 3 tane vatandaşımız rahmetli oldu. Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'miz bizim can emniyetimizi, vatan emniyetimizi sağlayan bir teşkilatımız. En fazla şehit veren teşkilatımız. Ondan sonra sivil kurumlar içerisinde en fazla şehit veren bir teşkilattır Orman Teşkilatı. Şu ana kadar 122 tane vatandaşımız orman yangınlarını önlemek için mücadelede şehit olmuştur. Böyle bir fedakar bir kurum karşımızda canı pahasına bu ülkenin akciğerleri bir tane ağacı yanmasın diye mücadele ediyor. Ölenlere rahmetle anıyorum ben de bu vesileyle. Şu anda sahada çaba gösterenlere de minnettarız. Dualarımız onlarla. Hangi illerde devam ediyor orman yangınları? Hangilerinde kontrol altına alınabildi? Şöyle, bu konuda az önce bakanımız, 3 bakanla beraber birlikte açıklama yaptılar. 15-20 civarında değişik şekilde illerde var. Adana'sı var, Mersin'i var, Antalya'sı var ve benzeri gibi iller. Onları resmi ağızların açıklamalarındaki verileri kamuoyuyla paylaşıldığı için tekrar illeri tek tek saymayalım. Ancak buradaki kontrol altına alınanların haricinde özellikle Manavgat ve Akseki yangınlarının hala kontrol altında olmadığı, en kısa zamanda alınması için mücadele edildiği verisine sahibiz. İnşallah alındığı haberini de Sayın Bakan'ın açıklamasından hep beraber duyarız diye umut ediyorum. 20 farklı ilde 43 ayrı noktada çıktı bu yangınlar. Şimdi az önce sizin araladığınız o konuya gelecek olursak, sabotaj olma ihtimali oldukça yüksek dediniz. Bunlar hiç mevsim değişikliğine bağlanabilecek yangınlar gibi görünmüyor dediniz. Daha önce de benzer durumları biz aslında yaşadık. Terör örgütü tarafından yurdun farklı bölgelerinde, özellikle Hatay bölgesinde de, Hatay civarında da bu tip yangınların çıkarıldığını, kasti olarak çıkarıldığını gördük. Şimdi bu nispette bu kadar büyük çaplı sabotaj eylemini ben daha önce yaşadığımızı hatırlamıyorum. Doğrudur, öyle değil mi? Eğer bir sabotajsa bugüne kadarki en büyük sabotaj bu yangınlar.
bu yangınlar ve bizzat özellikle sahada gördüğüm veri üzerinden ifade ediyorum. Bu sabotajı yapan kişiler alanında uzman vatan haini kişilerdir. Çünkü yangını nereden çıkartırsak yerleşim yerlerine ve insan canına kast ederek hesaplamışlar ve ona göre çıkartmışlar. Özellikle Manavgat ve Akseki'deki gördüğüm manzara buydu. Diğer taraflara bilgiyle vakıfım, görerek vakıf değilim. Bu bilgiyi bizde doğru attırıyor. Yani öyle bir yangın süreci aynı anda değişik yerlerde çıkarttırılarak rüzgarın da ciddi manada etkisiyle sıcaklığın çok zirvede olduğu bir zaman seçilerek yapılıyor. Ve bu insanlar inşallah yakalanır ve devletimizin yargısı marifetiyle de hak ettikleri cezayı da alırlar. Polatlı'da askeri sahada orman yangını çıkarmaya çalışan bir zanlı yakalandı. Adli işlemleri bildiğim kadarıyla devam ediyor. Umarız dediğiniz gibi bir sabotajsa bu sabotaja katılanlar yakalanırlar. Adli mercilere teslim edilirler. Diğer bir noktada az önce dediniz ki çok farklı illerde aynı anda çıkarıldı bu yangın. Aslında zamanlama bakımından da oldukça ilginç. Biraz daha o bölümü detaylandırmak istiyorum. Önce iki ilde farklı noktalarda başladı. Birkaç gün boyunca buralara yoğunlaşıldıktan sonra birden bir gün içinde 15 civarında ilde birden orman yangını haberleri geldi. Bu sanki çok çok daha planlı bir üst akıl tarafından organize edilmiş bir eylem gibi. Şöyle bir tablo çıkıyor piyasaya. Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son yıllarda destansı terör örgütlerini bitirme adına mücadelesi görülüyor. Anlaşıldı ki terör örgütleri Türkiye'de artık silahla varlık gösteremeyecekler. Ancak bu şekildeki provokatif olaylarla gündem oluşturacaklar. Biliyorsunuz 2016 yılında hain FETÖ terör örgütü vakasını da bu ülke yaşadı. Şimdi şu anda iki terör örgütü PKK ve FETÖ bu ülkeye ihanetle birlikte çalışıyorlar. O nedenle ben bu yangınlarda sadece PKK'nın değil FETÖ-PKK işbirliğiyle bir ihanetin içerisinde oldukları kanaatini taşıyorum. Ama ne yaparsa yapsınlar, Allah'ın izniyle nasıl 15 Temmuz'da başarılı olamadılarsa, 30 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nde PKK başarılı olamadıysa, onların da bu eylemleri başarısız olacaktır. 83 milyon Türkiye insanı bunu da üzerinden gelecektir. Şu anda sahada gördüğüm manzarada beni mutlu eden konu şu: Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin, hükümetin bu işle ilgili tüm bakanları şu anda Antalya'da ve Türkiye'deki yangın bölgelerinde. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar yangın olur da tüm devlet yönetimi üst düzeyde bu işi sahiplenir görmek zordur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu noktada ciddi manada bir efor sarf ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle tüm bakanlarımız tüm imkanlarıyla yangınları önleme mücadelesi veriyor ve insanların canlarını koruma mücadelesi veriyor. Burada müsaadenizle bir iki üstün altını çizmek lazım. Buyurun. İnsan, orman tabii ki canımız ciğerimiz, Türkiye'nin ve dünyanın insanlığın akciğerleri korunmalıdır. Bir tane ağaç yanmasına müsaade edilmemelidir. Ancak burada yangın çıktıktan sonra bizim insanların hayatı daha önemli duruma geliyor. O açıdan vatandaşlarımız lütfen devlet görevlilerinin emri ve hiyerarşisi dışında İyi niyet taşısalar bile yangın söndürme gibi bir mücadeleye girmemelidirler. Çünkü bu konuya da Sayın Türk Yılmaz, bu konuya söyleşinin sonunda geleceğiz. Ne gibi tedbirler alınmalı, devlete ve vatandaşa neler düşüyor sorusunun yanıtını sizden alacağız. Az önce söylediğiniz 3 bakanın yangın bölgesinde olduğunu bizimle paylaştınız ki bültenlerde de gördük, yaptıkları açıklamaları da dinledik. Gelen eleştiriler de vardı ki o eleştirilerden biri de bu çapta büyük orman yangınlarına yangın söndürme uçaklarıyla müdahale edilebilir mi? Ülkenin elinde bulundurduğu kabiliyet nedir? Bu kabiliyeti arttırmalı mıydık bugüne kadar? Bu konuda da vatandaşlardan zaman zaman eleştiriler gelmiyor değil. Mustafa Bey, şimdi işi uzmanının açıklamasına bakmak lazım. Kişisel olarak duygusal açıklamalar o insanın duygusunu ifade eder ama reel durum değildir. Şimdi yangınla mücadelede dünyaya bir bakalım. Dünya ekonomisinin en güçlü kısmını yöneten ülke kimdir ilk sorduğumuzda? Ekonomisi en güçlü dünya. Amerika Birleşik Devletleri, Çin gibi ülkeler gelir. Pekala. Amerika ve Çin gibi ülkeler. Orman alanı itibariyle baktığınızda da Türkiye'nin çok üzerinde alana sahip Amerika, Kanada gibi ülkeler. Doğru mu? Doğru. Pekala. O ülkelerde aylarca yangınlar yandığını ve hala hasta müdahale edilmediğini tüm Türkiye ve dünya biliyor.
madem bu yangınla mücadelede uçak bir çözüm idi, niye Amerika Birleşik Devletleri ya da Kanada, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkeler yangınla mücadelede uçak hava filosu kurmadılar? Dolayısıyla buradan hareketle şunu söylüyorum. Tüm Türkiye'deki ve dünyadaki yangın uzmanlarının ortak kanaati, yangınla mücadelede uçaklardan daha ziyade helikopterle mücadele önemli ve doğrudur. Şöyle bir örneklendireyim bu veriyi. Mesela bir helikopter yangın mahalline bir saat içerisinde 20 ton su atıyor yanan bir alana. Bir uçak ise sadece 8 ton su atabiliyor. Şimdi maliyetini geçtim ben. Yani mesela hani vatan savunması ise, yeşil vatanı korumaksa maliyeti pahalıdır kısmına girmiyorum. Ama teknik kısmını örnek veriyorum. Bir saatte biz helikopterle 20 ton suyu yangının üzerine döküp soğutmaya ve yangını önlemeye çalışıyorsunuz. Uçakla da bunu bir saatte 8 ton atabiliyorsunuz. Şimdi siz olsanız hangisini tercih edersiniz? Tabii ki daha fazla su atanı tercih edersiniz. Tüm dünya bunu tercih etmiş ve Türkiye'de bunu tercih etmiş. Şimdi biz gelelim istatistik rakama. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğümüz emrinde 3 adet amfibik uçak, 39 adet su atar helikopter, 1 adet yönetim uçağı, 6 adet idari helikopter, 4 adet insansız hava aracı, 10 adet drone, 2 adet ki bir tanesi teslim alındı, uçurtuldu insansız hava helikopteriyle beraber dünyanın Amerika'dan bile daha üstün düzeyde hava yangınla mücadele filosu kurulmuş. Bu helikopterler dün 27 civarındayken bugün 39'a çıkartılmış. Ve Türk Hava Kurumu Başkanı dün akşam televizyonda konuştu. Spekülasyon yapılan konu Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının kullanılmadığı. Adam ilgili yetkili en üst düzey başkanı çok net bir şekilde diyor ki elimde şu anda benim yangınlarla mücadelede kullanabileceğim teknik donanım olan hiçbir uçak yoktur diyor. Hal böyle iken ya Allah rızası için bu ülkede siyaset yapma, ideoloji yapma adına, hamaset adına Türk Hava Kurumu'nun uçakları kullanılmıyor gibi bir iddiayı, iftirayı kamuoyuna nasıl paylaşılabilir? Bunun iyi niyetli örtüşür bir tarafı yok. İlgili kurumun başkanı, Türk Hava Kurumu başkanı net açıklamaları dün televizyonda yaptı. Ve çok net bir şekilde uçağın zaten yangınla mücadelede birinci derece öncelikli olmadığı tüm dünya otoriteleri kabul ediyor. Bizdeki veriler de bu doğrultuda ki bakanlığımız bu noktada hiçbir bütçe sınırı koymadan Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda işçisinden memuruna, mühendisine, makine parkına kadar tüm ihtiyaçlar giderilmesi, çalışması sağlanır iken ki sağlanmış. Böyle bir tabloda siz kalkıyorsunuz diyorsunuz ki uçak kullanılmıyor. Yani siz derken Mustafa Bey sizi kastetmiyorum, kamuoyunu söylüyorum. Doğru değil, dolayısıyla doğru olan helikopterdir ve devletimiz de bu helikopterleri almış ve yangınla hakkıyla mücadele ediyor. Peki burada bugüne kadar komşu devletlerden ya da iyi ilişkiler içinde olduğumuz devletlerden yardım teklifi geldi mi? Kamuoyuna çok yansıdığını duymadım ben, eğer böyle bir teklif varsa ama. Çok net bir şey söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu andaki yangınla mücadele araç ve hava filo ağı bu komşu ülke dediğiniz Yunanistan, İtalya, İspanya, Akdeniz uçağı ülkelerin hepsinden Kıbrıs ve benzeri üzerinde. Biz onların yangınlarına takviye gönderiyoruz. Onların bize gönderme gibi bir refleksleri yok. Artı şu anda da buna da ihtiyaç yok. Örnek veriyorum. Akseki yangın arazisini eğer bizzat görebilseniz, oraya şu anda tüm dünyanın uçaklarını getirseniz, orada belli noktanın ötesinde yangını durdurma gibi bir şansınız yok. Onun için o sınır noktalarını ekiplerimizle kontrol altına almaya çalışıyor devletimiz. Yani hava gücü bu şekildeyken yangını engelleyici, önleyici en önemli tedbirin kara gücünün olduğu tüm dünya otoritesi biliyor. Orman Genel Müdürlüğümüz şu anda bu noktada 1078 tane aracı, 281 tane su ikmal aracı, 2270 adet ilk müdahale aracı ve 176 dozer, 473 de diğer araçla beraber tüm yangın bölgelerinde şu anda mücadele ediyor. Şimdi böyle bir gücümüz varken ve bu noktada bir eksiklik yokken kamuoyunda
provokatif bir sabotaj nitelikli açıklamanın, faaliyetin aleyhinde açıklamalar öne çıkması gerekirken, sanki devlet aziyet ve zafiyet içerisindeymiş algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Takdir edersiniz, bu bizi üzüyor. Ben şu anda bulunduğum görev, Orman Mühendisleri Odası olarak 18 bin tane meslek mensubunun, ki bunun 6 bin tanesi devlet görevinde şu anda yangınla mücadele ediyor. Bugüne kadar da 122 tane insanımız bu mücadelede öldü. Bölge müdürlerimiz öldü, mühendislerimiz öldü. Şimdi bu tabloda 3 tane de dün insanımız öldü, vatandaşımız öldü Akseki. Böyle bir tabloda siz nasıl kalkıp bunu spekül edersiniz? Şimdi az önce aldığım habere göre Manavgat İşletme Müdür Yardımcımız, şeflerimiz de şu anda yangının ortasındalar. Yani 3-4 bir tarafı yangın alanında, genel müdürlüğümüz uçak ve helikopterle, su takviyesiyle yangından canlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Böyle bir vaka varken bunun üzerinden Mustafa Bey polemik yapmak, siyaset üretmek, muhalefet mantığı gütmek gerçekten rahatsız edici ve iyi niyet barındırmayan hanımlardır. Vatandaşlarımız da bu noktada dikkatli olmalılar ki bu konuyu kullanarak bir manipülasyon çalışmasının içinde kendilerini bulmasınlar. Çok doğru. Bu konuda zaten vatandaşımıza düşen ciddi bir görev var. Biliyorsunuz 1,5 yıldır Türkiye COVID-19 ve pandemi haline dönen virüs sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi kapalı mekanlara mahsur ve mahkum kaldı. Ve biraz devletimizin aldığı tedbirlerle rahatlama neticesinde açık alanlara çıkma ve piknik ve mesire ihtiyaçlarını, rekreatif ihtiyaçlarını gidermeye yöneldi. Bunu tabii saygıyla karşılıyoruz. Biyolojik bir ihtiyaçtır. Psikolojik bir ihtiyaçtır. Ancak devletimizin bu noktada Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü eliyle mesire piknik yerleri ve tabiat parkları, milli park alanları oluşturmuş, bu alanlarda bu ihtiyaçları gidermelerini tavsiye ediyoruz. Yani önüne geldiği ilk alana gidip de ateşli piknik yapmaları doğru değil. Şu anda dünya verilerine baktığımızda, son 10 yıllık yangınların ortalamasında sebeplere baktığımızda, yangınların %89'unun insan faktörüyle çıktığını, %11'inin de tabii afet dediğimiz yıldırım ve benzeri gibi olaylarla olduğunu görüyoruz. Bu %89 insan faktörünün de büyük bir kısmı hata ve ihmalden kaynaklanıyor. Bilinçsiz piknikten kaynaklanıyor, bilinçsiz tarım arazisi temizliğinden kaynaklanıyor. Peki bu bizim üzerimize düşen. Şimdi bu tip yangınları yaşamamak için nasıl tedbirler alınmalı? Zaman zaman görürüz tatil beldelerine giderken koskoca bir dağın ortasında sanki bir yol varmış gibi bir şerit çekilmiş, ağaçlardan temizlenmiş o bölge. Yangın şeritleri olarak biliyorum ben bunun tabii yangın müdahale şeritleri. Literatürdeki tam adını siz paylaştınız bizimle. Evet. Bunların sayısının arttırılması ya da erken uyarı sistemlerinin kurulması, mevcut durumumuz nedir? Bunlara ek olarak neler yapılabilir? Biraz da bu konu üzerine konuşalım. Şimdi konu hep spekülatif konular üzerinden gitti. Biz en azından bu programda konuyu somut ve bilimsel bir biçimde de değerlendirmiş olalım. Önce ilk defa birinci ana hedef Mustafa Bey, yangının hiç çıkmaması için tüm tedbirlerin alınması gerekiyor. Az önce insan faktörünü vurgularken aslında bu maddeyi anlatıyordu. Önce devletin tüm basın yayın kuruluşları vasıtasıyla, aracılığıyla insanımızın bilinç düzeyini yükselterek, arttırarak yangın çıkmaması için toplumsal bilinç seviyemizi yükseltilmesi lazım. Birinci kısmı vatandaşa düşen kısım. İkinci kısım, devletimizin yangın çıktığı anda yangına en kısa zamanda haber alıp müdahale etmesi gerekiyor. Az önce verdiğim istatistikler bunu ilgilendiriyor idi. Şimdi 4 tane teknolojinin en son icadı olan insansız hava aracıyla, insansız helikopterlerle beraber tüm Türkiye ormanları gözlemlenmeye, 776 tane de Türkiye'nin her tarafında yangın gözetleme kulübesiyle yangınlar gözleniyor. Bundan 10 yıl, 20 yıl önce baktığımızda yangın ihbarı alınınca 40 dakikada yangına müdahale edilebiliyor iken, bugün yangına müdahalenin süresi 10-12 dakika bandına kadar düşürüldü. Ve dünyada da birinci durumdayız. Yangın ihbarı alındığında yangına müdahale eden dünyanın birinci sırasındaki en başarılı ülkesi. Şu anda bu 2023'te 10 dakikanın altına düşürülmesine çalışılıyor. İnşallah 5-6 dakika bantlarına kadar düşürülecek, İHA'sıyla,
insan seri hava helikopteriyle ve yangın gözetleme kule ve kulübelerinin arttırılmasıyla bu dediğim sağlanacak. Bu da devlete düşen kısım. Üçüncü kısma gelince, birinci kısımda vatandaşın bilgilendirilmesi, ikinci kısımda teknolojik atlıkların sağlanması ki Orman Genel Müdürlüğü gerçekten son 20-25 yıla baktığımızda çok başarılı ve otorite bir kurum. Yani 40 dakikadan 12 dakikaya kadar bu işi çekmiş olması herhalde takdir edilmesi gereken bir konudur. Başta Tarım ve Orman Bakanımız ve ekibi olmak üzere Orman Genel Müdürlüğümüzü bu tedbirleri almasından ve başarmasından dolayı da şahsen tebrik ediyorum. Üçüncü kısma geldiğimizde, birinci, ikinci kısmı tamamlayınca artık biz bu müdahale modellerinde dünyanın geçer akçe kullandığı yangın müdahale modellerini kullanıyoruz. Toplumumuzda bazen yanlış algılar oluşuyor. Hatırlayın, İzmir yangınında orman yangını durdurma adına karşı ateş tekniği gibi bir teknik uygulandı. Vatandaşlarımız ve kamuoyu bunu ormanı efendim devlet görevlileri yakıyor gibi spekülatif paylaşımlar çıktı. Hatta devlet görevlilerine saldıranlar oldu bu bilinçsizlikle. Saldıranlar oldu. İşte işin açıkçası bu bilgi eksikliği bu kamuoyu algısını oluşturdu. Doğru değil. Yangını engelleyebilecek en önemli güç büyük yangınlarda karşı ateşle siz o yangını durdurursunuz. O nedenle bu ve buna benzer dünyanın her tarafında uygulanan modelleri teşkilatımız ihtiyaç hissettiği yerlerde uyguluyor. Uygulayınca da kamuoyunda bunu iyi bilgilendirmek lazım ki aleyhinde olmasın. Orman Teşkilatı da bu noktada gerekli tedbirleri alıyor ve gerçekten de başarılı durumdayız. Şunun altını çizmek lazım Mustafa Bey. Yani gerçekten dünyanın Akdeniz kuşağı ülkelerinden Amerika'sına, Avustralya'sına baktığımızda, Kanada'sına baktığımızda yangınlar Avustralya'da bundan bir yıl önce 1-2-5-6 ay sürdü hatırlayın. Binlerce canlı yandı o yangın alanında. 2019 yılında evet. 19 yılında evet. Yani bir önceki yıl pandemi kapatınca biz hep bir önceki yıl deyince. Takvimden saymaz hale geldik o yılları. Aynen öyle geldi. Doğru diyorsunuz, ağzınıza sağlık. Ama 2019 yılında Avustralya yangınında binlerce, on binlerce, yüz binlerce hektar alan yandı. Ve içinde binlerce, yüz binlerce hayvan ağaç dışında telef oldu. Burada müdahale edilemedi. Dünya kamuoyunda o devletin aleyhinde bir açıklama çıkmadı. Kanada'da, Avustralya'da, Amerika'da yangınlar oluyor. İspanya'da, İtalya'da, Fransa'da, Yunanistan'da, Kıbrıs'ta. Ya tabii ki bir tane ağaç yanmasına hepimiz tepki verelim de. Ya Türkiye bu noktada en erken müdahale eden, en erken yangını kontrol altına alan, en erken yangını söndüren ve soğutan bir teşkilat. Ve hal böyleyken lider konumdayız. Dünya birincisiyiz burada. Ya buradan da teşkilatımızın bu başarısını takdir edelim. Bu onurunu beraber paylaşalım. Bu çok mu zor bir şey? Peki. Şimdi evet. Eleştirilecek bir nokta varsa şu anda yangınla mücadele var. Vakti bu yangın evet. Bitirildikten sonra ancak oturalım bilimsel bilimin sınırları çerçevesinde eleştirilerimizi yöneltelim. Yapıcı eleştiriler olarak bunları da tabii masaya koymak lazım. Bu teşkilatın içinde şehitler var. Şu anda hala sahada canhıraş mücadele ediyorlar. Az önce de söylediğiniz yangın alanında yangının ortasında kalan yetkililer var. Kurtarılma çalışmaları devam ediyor onları diğer bir taraftan. Hal böyle olunca şu an vakit birlik olup bu yangınlarla mücadele etme vakti. Bununla birlikte özellikle şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Sizin de bu noktada söyleyeceklerinizi son bir kez daha duyup veda edelim. Şimdi orman yangınlarından bahsediyoruz biz ama biz hatayla kazara çıkan yangınlara müdahale noktasında bugün geldiğimiz yeri paylaştık. Dünya lideriyiz dedik. Reaksiyon süresi içinde en başarılı ülke olduğumuzu siz paylaştınız. Fakat içinde bulunduğumuz durum doğal bir orman yangını değil. Bu tamamen kasti, ülke güvenliğine kastedilerek çıkarılmış orman yangınları. Bu noktada eğer bir zafiyet varsa bunu sanırım çok da zafiyet olarak değerlendirmemek gerekiyor. Çünkü 20 il saydık, 70'in üzerinde son 3 günde orman yangını çıkarıldı. 57'si bunun söndürüldü ya da kontrol altına alındı. Kalanı devam ediyor. Bu çapta neredeyse yurdun hemen her bölgesinde bir orman yangını var ve bu tip sabotajlara reaksiyon gösterebilmek de sanırım öyle çok da kolay bir iş olmasa gerek. Mustafa Bey, aslında benim özetleyeceğim cümleyi siz de ifade ettiniz. Burada bir zafiyet arama yerine
melun terör örgütlerinin ülkeye ihanetinin üzerinde açıklamalar Türkiye kamuoyunu ve insanlığı daha motive eder diye düşünüyorum. Öncelikle bu şekildeki sabotaj ve terör maksatlı olaylar sebebiyle tüm iki terör örgütünü de ve ismini saymadığımız onlarca terör örgütünü de lanetliyoruz, kınıyoruz. Mücadele eden teşkilat çalışanlarımızı tebrik ediyoruz, vatandaşlarımızı tebrik ediyoruz. Ve bu yangınlarda ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu konu siyaset yapılacak alan değil, polemik yapılacak alan değil. Bu ülke yeşil vatanını koruma adına can feda etmiş bir ülkedir. Böyle dünyada çok fazla yangınlarda aman yangın önlesin diye insan ölümüne rastladığımız vakalar çok bulunmamaktadır. Türkiye'de böyle bir fedakarlık var. Bu takdire şayan bir durumdur. Bu açıdan zafiyet olup olmadığı ya da bu konuda bilimsel verilerin ne olup olmadığı hususlarında az önce ifade ettiğiniz gibi yangınları kontrol altına alalım, söndürelim, soğutalım. Akabinde de biz bu konudaki artımızı, eksimizi masaya tabii ki yatıralım. Evet. Çünkü şimdi bu yangının elbette bir maliyeti de olacak. Yangınlar söndürüldükten sonra maliyetleri de hesaplanacak. Ne kadarlık bir alan zarar gördü? Bu zarar gören alan yeniden orman vasfına nasıl kavuşur? Kaç yılda kavuşur? Hangi ağaçlarla, fidanlarla kavuşturulacak? Bunların muhasebesi de elbette yapılacak. İçinde bulunduğumuz sezon, turizm sezonu, yüksek sezon turizmciler tarafından tabir edilen. Hal böyle olunca turizme de etki edecek, tarıma da etki edecek, vahşi yaşama, yaban hayatına da etki edecek ülkemizde pek çok yönden muhasebesinin yapılması gereken sabotaj eylemleri. Bunlar sadece ormanların yanık kül olmasıyla kalmıyor, pek çok noktayı etkiliyor. Bu anlamda hakikaten önümüzde zor günler, sıkıntılı günler bizi bekliyor. El birliğiyle aşabilmek için de tabii birlik olmamız gerekiyor. Sayın Türkünmaz, bir veda cümlesi alalım, veda edelim ardından. Eyvallah, o zaman şöyle bir cümle kullanayım. Olay bu kadar net ortaya konmuşken, Türkiye'deki bu yangınlarla alakalı yani sanki imara açılacak algısıyla bir kanaat oluşturması Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 169. maddesine aykırı. 169. madde yanan alan aynı yıl içerisinde ağaçlandırılır diyor. Dünyada hiçbir ülkede böyle bir şey yoktur. Türkiye'de bir metrekare yanan alan orman vasfı dışında değerlendirilemez. Bunu da tüm kamuoyunun bilmesini istiyor. Peki, teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz size Sayın Türkünmaz. Hoşçakalın. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türk Yılmaz telefondaki konuğumuzdu. Türkiye'deki orman yangınları ve bu yangınlara nasıl müdahale edildiğini konuştuk. Elbette bundan sonra da bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda az önce de paylaştığımız gibi bu yangınlar bitecek ama yangınlar bittikten sonra, söndürüldükten sonra bir de muhasebe edilecek ne kadarlık bir zararımızın olup olmadığı, nasıl telafi edilebileceği zor günler bizi bekliyor. Özellikle sahada çalışanlara da bu anlamda bir kez daha kolaylıklar diliyoruz. Dualarımız onlarla, onlara minnet duyuyoruz.